Akşamlar değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Gündeme yansıyan gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz ama önce özetlerimizi izleyelim. Detaylar için tekrar buluşalım. Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczacılıkta kaliteli eğitimin önemli olduğunu söyledi. Sinan Şef'ten şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verildi. Talas Belediyesi'nden örnek proje, belediye pişiriyor, onlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Değerli taşlar ustasının elinde eşsiz eserlere dönüşüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı bereketli işler diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf şehri Kayseri'de bulunduğu her fırsatta esnaf dostlarını ziyaret ediyor. Onların taleplerini yerinde dinliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi Tekir bölgesinde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Esnaflarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinleyen Büyükkılıç, esnafların gönlünde yer edip dualarını almak amacıyla esnaf ziyaretlerine devam edeceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kayserililere hizmet etme sevdalısı bir anlayışta olduklarını vurgulayarak hizmetlerini sürdüreceklerini, her zaman esnafların yanında yer alacaklarını vurguladı. Büyükkılıç ayrıca Develi ilçesinde istişarelerde bulunarak Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'la birlikte polis kontrol merkezini ziyaret etti. Büyükkılıç, polis ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ünlü kebapçı Sinan Şef, şehit ailelerine ve gazilere iftar yemeği verdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı programda şehit yakınları ve gaziler Sinan Şef'e memnuniyetlerini iletti. İftar yemeği sonrası konuşan Vali Şehmus Günaydın, Sinan Şef'e teşekkür ederek iftar buluşmalarının devam etmesini istedi. Şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi. Ramazan'ın ilk iftar buluşması Sinan Şef'te gerçekleşti. Kayseri'nin ünlü kebapçısı Sinan Şef bu kez şehit yakınları ve gazilere şehitler onuruna iftar yemeği verdi. Restoranda gerçekleştirilen iftar yemeğine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda şehit yakınıyla gazi katıldı. İftar ezanı okunmadan önce Vali Günaydın ve Memduh Büyükkılıç, Sinan Şef'le birlikte masaları tek tek dolaşıp hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu. Allahümme salli ala seyyidina. İftar yemeğinin ardından konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, birlik ve beraberlik mesajları vererek Sinan Şef'e teşekkür etti. Ben de hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin diyorum. Bizler tabii ki bu cennet vatanı için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi asla unutmayacağımızı her an, her daim ifade ediyoruz. Her zaman devlet olarak sizlerin yanındayız, sizlerin emrindeyiz. Bu organizasyonu düzenleyen Sinan Şef'imize de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla bir araya geldiğimizde Sinan Şef'imizin böyle bir talebi olduğunu söyleyince tabii biz de çok memnun olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu gördüğünüz bu geceki misafirlerimizin yanında misafir edemediğimiz diğer grup da var. İnşallah önümüzdeki haftada Sinan Şef'imiz diğer grubu misafir edecek. Ve artık az önce kendisi de ifade etti. Artık bunu geleneksel hale getirecek. Biz tekrar kendisine teşekkür ediyoruz ve yine başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık, afiyet diliyoruz. Vefat eden gazilerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum, afiyet olsun diyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sinan Şef'in şehit yakınları ve gazileri verdiği iftar yemeğinde katılım yoğundu. İftar yemeği sonrası TV1'e Sinan Yavuz bir açıklama yaptı. Yavuz, yaşadığımız her yıl bu geleneğimizi sürdüreceğiz dedi. Şehit yakınları ve gaziler Ramazan ayının ikinci gününde iftar yemeğinde bir araya geldi. Sinan Şef restoranında gerçekleştirilen iftar yemeğine 750'ye yakın şehit yakını ve gazi katıldı.
Ünlü şef Sinan Yavuz, gaziler ve şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi. İftar yemeğine Kayseri protokolü de katıldı. Burada TV1'e özel açıklamalarda bulunan, Sinan şef olarak bilinen Sinan Yavuz, çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Yavuz, "Yaşadıkça her yıl bu geleneği sürdüreceğiz. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacı" diye konuştu. Şehitlerimize can kurban denilir ya, can kurban ya. Şehitlerimize canımız kurban. Onlar olmasa bura olmaz, biz olmayız, bu millet olmaz, bu rahatlık olmaz. Her sene Allah sağlık verdiği sürece bana her yıl Ramazan'da bunu yapacağız. Ben bu dünyadan gittiğim zaman oğullarıma bırakacağım. İnşallah onlar da devam ettirecek efendim. Bundan çok mutlu oldum, çok sevindim. Bütün valimiz, bütün bürokratımız, başkanlarımız, sağ olsunlar komutanlarımız ilgi gösterdiler. Yardımcı oldular. Maneviyat yönlerinden bize bayağı destek oldular. Her yönüyle de destekçiniz şefim dediler. Gerçekten minikler, dede dediler, amca dediler. Nasıldı yani? O geri dönüşü nasıl buldunuz? Ya inan o anki heyecanımı anlatamam ben. O kadar mutlu oldum ki. Hepsi de sevindiler bana bayağı. Çocuklar birazsa çocuklarımıza kurban oluruz onlara. Hepsi tatlı tatlılar. Hepsi tatlı, hepsi iyiler diyecek. Yani sözün bittiği yer ne diyebiliriz ki yani? Mutluluk var, heyecan var. Başka ne olabilir ki? Bu arada tekrardan ekibime, Sinan Şev ekibine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Hepsi canla başla, gönülle bu işe gönül verdiler. Gönül verdik, beraber hizmet ettik. Allah hepsinden razı olsun efendim. Talas Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik Ramazan eğlencesi programı başlattı. Kukla gösterisinden oluşan etkinlik her gün ayrı bir mahallede devam edecek. Talas Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik Ramazan eğlencesi programı başlattı. İlk olarak Reşadiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda kuklalardan oluşan Las karakter, Hacivat Karagöz, Semazen ve Meddah gösterileriyle çocuklar keyifli bir akşam geçirdi. İftar sonrasında mahalle sakinlerine farklı bir Ramazan yaşatan etkinlikte özellikle çocuklar gösterilere eşlik ederek eğlenceye ortak oldular. Öte yandan kuklalar 5 Nisan Salı günü Endirlik, 6 Nisan Çarşamba Kepez ve 7 Nisan Perşembe günü Süleymanlı mahallelerinde çocuklarla buluşacak. Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında ilk olarak kurulan cami temizleme ekibi hizmet veriyor. Daha temiz Koca Sinan parolasıyla yeniliklere imza atan Koca Sinan Belediyesi camileri temizleyip dezenfekte edip ve gül suyuyla yıkıyor. Toplam 4'er kişiden oluşan 3 ayrı cami temizleme ekibi ilçe sınırları içerisinde camileri ayda en az bir kez temizlerken gül suyuyla ise camilerin mis gibi kokmasına katkı sağlıyor. Kayseri'de ilk olarak Koca Sinan Belediyesi tarafından cami temizleme ekibinin kurulduğunu hatırlatan Başkan Çolak Bayraktar, mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirtti. Koca Sinan'ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğuna dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde kurduğumuz cami temizleme ekibiyle ilçe genelindeki bütün camilerin temizliği yapılıyor ve dezenfekte ediliyor. Camimizde en az ayda bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyuyla yıkanıyor. Ayrıca Ramazan ayında olduğu gibi dini ve özel günlerde de gül suyuyla camilerimiz yıkanıyor. Camilerimizde mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapmasının imkanını sunuyoruz. Rabbim yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin ifadelerini kullandı. Efendim, Ramazan'ın olmazsa olmazı hurma tezgahlarda. Ramazan ayında daha fazla tüketilen hurma çeşitleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Fiyatlar ise bütçeye göre değişiyor. Ramazan geldi, sofralar bereketlendi. 11 ayın sultanının vazgeçilmezi hurma önce tezgahta sonra da sofradaki yerini aldı. Hurmanın şu an için bugünkü tezgahımda benim 3 çeşidi var. Medine hurması, mebrum derler. Yani çok kaliteli bir hurmadır. Bundan sonra şöyle Kudüs hurması var.
etlidir. Yani yumuşaktır, daha yumuşaktır. Bir de İran hurması var paketlerde. Normalin dışında bir de Tunus hurması olur. Kayseri'de genellikle yoğun tüketilen hurmalar bunlardır. Yani bizim genellikle tercihimiz Kudüs hurması ve Meprum hurmadır. Meprum hurma daha çok, daha eskiden görülmüştür ama Kudüs hurması daha sonradan çıkmıştır. Kan şekerini düzenler. Çarşı pazarda hareketlilik alım gücünün düşmesiyle birlikte bir önceki yıllara göre azaldı. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma fiyatları da zamlardan nasibini aldı. Fiyatları Meprum hurmamız 100 lira ile 160 lira arasında değişiklik gösteriyor. Kalitesine ve çeşidine, boyutuna göre, iriliğine göre. Kudüs hurması yine aynı şekilde 100 ve 180 lira arasında değişiklik gösteriyor. Boyutuna göre, iriliğine göre. İran hurmamız klasik paketli zaten. Paketi 20-25 lira arasında seyrediyor. Tunus hurması var. Şu an o tezgahımızda yok ama o da 50-55 lira arasında seyrediyor kilogram fiyatı. Geçtiğimiz yıllarda kilo kilo alınan hurma artık gramla satılıyor. Ben bu işi 10 yıldır yapıyorum. 10 yıl öncesi biz gelen şöyle biraz orta halli bir müşterimize koliyle verelim mi derdik. Bunu teklif ederdik. Şimdi kiloyla versek olur mu diyoruz. Ya insanlar gramla alıyor. 300 gram alalım, 250 gram alalım, 500 gram alalım. Bu şekilde seyrediyor. Yani alamıyor insanlar. Alım gücü yok maalesef. Kayseri denilince akla ilk gelenler kuşkusuz pastırma ve sucuk. Sofranın vazgeçilmezi olduğu gibi iftar ve sahurun da olmazsa olmazı. Ancak bu Ramazan'da sofralarda pek yerini alamadı. Pastırma esnafı satışların düştüğünü, insanların artık çok az pastırma ve sucuk aldığını söyledi. Bir dilim pastırma 4,5 TL oldu. Kayseri'nin efsane iki lezzeti olan pastırma ve sucuk son zamanlarda istenilen rağbeti görmüyor. Vallahi yiyene iyi olur, yiyemeyene ne diyelim. Tabii ki yiyoruz yani. Az da olsa yiyoruz yani. Seviyorsunuz ama değil mi? Seviyoruz tabii. Fiyatları nasıl sizce? Cebi dolu olana iyi. Garibana Allah yardım etsin. Şimdi hakik Allah için konuşacaksın öyle. Ben iyiyim, benim param çok, ben alır yerim diyenlere bakma sen. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan pastırmacı esnafı satışların giderek düştüğünü söylüyor. Esnaf önceki Ramazanlarda daha çok satış olduğunu ancak şimdilerde insanların 1 kilo yerine yarım ya da gram şeklinde alışveriş yaptığını ifade etti. Vallahi her seneki gibi aynı şeyler ama pahalı olduğu için rağbet çok daha azaldı. Yoksa her sene daha iftar sofrasında mutlaka Kayseri'de pastırma olurdu ama %50 daha azaldı satışımız. En düşük sucuğun fiyatı 150, en pahalısı 250 TL. En uygun pastırma ise 250'den, en pahalısı da 350 TL'den satılıyor. Kıymadan ucuz sucuk olmaz. 50 liraya 60 liraya sucuk olmaz. Pastırma da ondan ucuzunu olursa yiyemezsiniz. Sakız gibi çiğnersiniz ağzınızda. Ya yudacağın ya şuraya varıp tüküreceğin. Başka bir şey olmaz. Onun için en iyisini yiyeceksiniz. Bir dilim eksik yiyip en iyisini almak. O da 150 lira sucuk öyle mi? 150 lirayla 200 lira arasında sucuğun iyisinin kilosu. Bundan aşağı sucuk yenmez. Pastırma da 300 lirayla 350 lira arasında sırt tarafından çıkan pastırmalardır. Ancak onlar yenir. O da en güzelidir. Yumuşacık olur. Sinirsiz olur. Çarşıda bir dilim pastırma ise 4,5 TL oldu. Bir dilim pastırma kaç liraya geliyor acaba? Onu ölçebilir miyiz? Bir bakarız. 4 lira civarında geliyor. 4 lira, 4,5 lira o civarda geliyor. Bir dilim pastırma 4,5 lira öyle mi? Evet öyle geliyor. Kayseri eşittir pastırma ve sucuk. Tabii Ramazan ayı ile birlikte sofralarında iftarla sahurun da vazgeçilmezi. Ancak sofralarda yeterince bulunmuyor. Nedeni ise fiyatların pahalı olması. Değerli izleyenler, Ramazan ayı ile birlikte piyasalar haftaya sakin başladı. Ramazan boyunca piyasaların sakin seyretmesi bekleniyor. Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren ekonomist İhsan Gülderdi, enflasyonun %61'den fazla olduğunu ve böyle devam ederse giderek artacağını söyledi. Piyasalarda Ramazan ayı hareketliliği başladı. Altın, euro ve dolar geçen hafta kapattığı rakamlardan yeni haftayı açtı.
Ekonomist İhsan Gülderdi piyasayı değerlendirdi. Ramazan ayında fiyatların sakinliğini koruyacağını söyleyen Gülderdi, Ramazan'ın son günlerinde hareketlilik olabileceğini ifade etti. Şu anda Kayseri Kapalı Çarşı'da çeyrek altının fiyatı 1500 lira, yarım altının fiyatı 3000 lira, Cumhuriyet altın 6000 lira, 15 bin liraya da gremseyi satıyoruz. Döviz fiyatlarına da kısaca göz atalım isterseniz. 14.70 seviyesinden dolar alıcısını bulurken 16.25 seviyesinde de euro işlem görüyor. Ons fiyatı şu anda 1930 liradan işlem görüyor. Has altının fiyatı 913 lira. 22 ayar altının fiyatı ise şu anda 880 liradan işlem görüyor. Yani sakin. Tabii ki. Özellikle Ramazan'ın ilk günüyle birlikte kapalı çarşıda bir sakinlik söz konusu. İşi olmayan özellikle çarşıya gelip oruç ağzıyla alışveriş yapmıyor açıkçası. Ama son günlerde bizde hareket söz konusu olur. İlk 15-20 gün fazla bir hareket söz konusu olmaz. Enflasyon rakamlarını da değerlendiren Gülderdi, %61'lik rakamın reel olmadığını ve böyle devam ederse enflasyonun daha da artacağını kaydetti. Mart ayı enflasyon rakamı 61.4 oldu. Bu da ne kadar reel, ne kadar doğru onu kestirmemiz mümkün değil ama bildiğiniz reel aldığımız alışverişte olsun ya da gıda fiyatları olsun ya da yakıt olsun bizim temel ihtiyaçlarımız ya da kira artışlarımız olsun bu rakamların çok çok üstünde olduğunu görüyoruz. %61'inde üstünde bir enflasyon var diyebilirim. Çünkü iki katına çıkmayan hiçbir şey yok bildiğiniz üzere. Geçen sene 10 liraya aldığımız bir ürünü bugün 20 liraya, 30 liraya hatta bazı ürünlerde 4 katına kadar fazla maliyetini şey yapıyoruz, alıyoruz. Bu da enflasyon rakamlarını yukarı yönde hareket ettiriyor. Bundan sonra da düşecek gibi de pek görünmüyor. Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın eczacılıkta kaliteli eğitimin önemli olduğunu söyledi. Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın eczacılıkta kaliteli eğitimin önemli olduğunu söyledi. Vasıflı eğitim olmadan eczacılığın bir anlam ifade etmeyeceğini söyleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, fakülte sayısındaki artışın mezun sayılarına da yansıyacağı ve istihdam sorunları çıkaracağını söyledi. Olaya biz şöyle bakıyoruz. Bizim mesleğimizin önündeki en büyük engellerden birisinin maalesef fakülte sayılarının olduğunu düşünüyoruz. Neden diye sorarsanız 1997 yılına kadar 7 tane eczacılık fakültesi vardı tüm Türkiye genelinde. Şimdi daha 2 gün öncesinde aldığımız habere istinaden 3 yeni eczacılık fakültesi açıldı ve sayısı 60'ı buldu. Hatta bununla ilgili bir raporlamada 2023 yılına vardığımızda %30'luk bir eczacının aslında sektörde fazlalık oluşturduğunu, bir eczacı enflasyonu oluşturduğunu raporlarla sunulmuş vaziyette. Ve bizler de her defasında dile getirdik. Artık ülkenin daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacı yok. Mevcut eczacılık fakülteleriyle alakalı bir düzenleme yapılabilir, akredite zorunluluğu getirebilir ki bu 60 tane fakültenin arasında sadece 14 tanesi akredite olmuş durumda. Şimdi kaliteli ve vasıflı bir eğitim verilmediği zaman eczacının mezun olması sağlık sektörü açısından hiçbir anlam ifade etmeyecektir. O yüzden de bizler ileride işsiz bir eczacı ordusuyla karşılaşmamak adına bir an önce bu uygulamalardan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Daha fazla eczacılık fakültesi bu ülkenin kaynaklarını boşa kullanmakla aynı, eş değerdir. O yüzden yeni bir fakülte açılmadan önce mevcut fakültelerin akredite olma zorunluluğu getirilebilir. Belirli sayıda, belirli oranda eczacılık fakültelerinde öğretim görevlisi eczacının olması zorunluluğu getirilebilir. Tabii ki de üzülerek bu gelişmeleri izliyoruz. Daha fazla eczacılık fakültesi mesleğimize atılmış en büyük darbedir diye düşünüyoruz. Efendim şimdi de kenti bu hafta nasıl bir hava bekliyor ona bakalım. Parçalı ve çok bulutlu çarşamba gününden itibaren yağışlı bir hava hakim olacak. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi sorumlusu Mehmet Bütünler'den ilk değerlendirmeler geliyor şimdi ekranlarınıza. Kayseri'de Nisan yağmurları yer yer etkili olacak. Bahar mevsimini yaşadığımız şu günlerde hava günden güne değişiklik gösterebiliyor. Bir soğuk bir sıcak yüzünü gösteren hava durumunda bu hafta parçalı ve çok bulutlu bir durum söz konusu olacak.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Mehmet Bütüner, yaptığı değerlendirmede gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla bazı noktalarda hafta sonuna kadar etkisini göstereceğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak hazırladığımız tahminlere göre genellikle parçalı ve çok bulutlu, çarşamba günden itibaren aralıklı, sağanaklı, yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı bir hafta bekliyoruz. Salı günü parçalı bulutlu, çarşamba günü yer yer sağanak geçişler olacak. Perşembe günü yine sağanak yağışlı bir hava bekliyoruz. Asıl yağışımızı cuma günü bekliyoruz. Cuma günü özellikle kuzey ve doğu kesimlerde etkili yağış olma ihtimali var. Bunu değerlendiriyoruz. Rüzgarlarımız genelde orta kuvvette. Hafta boyunca yer yer kuvvetli, genelde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz. 30 ila 50 kilometre bölü saat rüzgarlar olacak. Hava sıcaklıklarımız ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 19 ila 24 derece arasında bir hava sıcaklığı bekliyoruz hafta boyunca. Asgari sıcaklıklarımız ise 5 derece ile 9 derece arasında seyredecek. Malumunuz havalar ısındı. Yüksek kar örtüsünün olduğu eğimli yerlerimiz var. Kayak merkezimiz var biliyorsunuz. Onun da bazı yerlerinde eğimli bölgelerimiz var. Çığ riski oluştu. Buna da dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyordu vatandaşlarımız. Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Süleyman Varol, asansör bakımları ile ilgili verdiği bilgilerde bakım ve kontrollerin birbirinden farklı olduğunu söyledi. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, asansör bakımı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Başkan Varol, asansörlerin yıllık periyot bakım ve kontrolleri birbirinden farklı dedi. Asansörlerin periyodik bakımlarını asansörler yetkili asansör firmaları tarafından her ay düzenli olarak yapılmalıdır. Burada belli yönetmeliğin 95 AT, asansör 95 AT yönetmeliğin belirlediği bazı yönetmelikler var. Bu yönetmelikler çerçevesinde asansörlerin aylık bakımları yapılmalı. Haricinde asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri her yıl A tipi muayene kuruluşunca yapılmalıdır. Burada çeşitli etiketlerle asansörler etiketlendirilir. Örneğin kırmızı etiket güvensiz bir asansörü gösterir. Sarı etiket kusurlu olduğunu gösterir. Mavi etiket hafif kusurlu şekilde ve kullanılabilir anlamı taşır. Yeşil etiket ise tamamen uygun bir asansör olduğunu gösterir. Varol her ay mutlaka güvenlik tertibatlarının kontrolünün yapılması gerektiğini söyledi. Özellikle güvenlik tertibatlarının mutlaka her ay kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu paraşüt sistemi dediğimiz asansörlerin herhangi bir sıkıntıda düşmesini engelleyecek güvenlik durumları vardır. Bunlar mutlaka her ay kontrolünün yapılması gerekmektedir. Ayrıca mekanik aksamdan dolayı da yağlanma, temizlenme gibi mekanik kontrollerinin de yapılması gerekmektedir. Asansörlerin mutlaka bakımlarının yetkili firmalar tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun da yetkisini tabii binanın yöneticisi hangi asansörcünün yetkili ya da yetkili olmadığını bilemez. Bunun için de Türk Standart Enstitüsü'nün TSE'nin hizmet yeri yeterlilik belgesi diye bir belge var. Mutlaka asansör firmasıyla bakım sözleşmesi imzalayacakken bu belgeyi mutlaka sorgulamaları gerekiyor. Başkan Memduh Büyükkılıç 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde hem kediler hem de köpekler için yeni, modern ve günün koşullarına uygun ikinci hayvan barınağının ihalesine ay sonunda çıkarılacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ettiklerini ifade ederek sokak hayvanları için yeni ve modern barınak projesini hayata geçireceklerini vurguladı. 2021 yılında 3951 köpeğin ve 1263 kedinin kısırlaştırıldığını, kuduz aşılarının yapıldığını, işaretlendiğini ve 826 köpekle 783 kedinin de sahiplendirildiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, mevcut durum itibarıyla kedi ve köpek barınağında 125 kedi ve 1000 köpeğin misafir edildiğini ve rehabilitasyon işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan proje kapsamında geçici hayvan bakım evi yapımıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce tahsis edilen ve onaylanan destek kapsamında proje yapım bedelinin %40 oranında destek alınacağını ve bu kapsamda geçici hayvan bakım evi ihalesinin 26 Nisan 2022 tarihinde yapılmasının planlandığını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, yeni yapılacak olan barınağın 17 bin metrekare toplam alanda faaliyete geçirileceğini söyleyerek ayrı ayrı hem kedi hem de köpekler için hayata geçirilecek yeni tesisimiz, gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvanseverler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birimden oluşacak dedi. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, gerek sokak hayvanları gerekse belediyeler bünyesindeki hayvan barınaklarında yer alan hayvanlar için sivil toplum kuruluşlarına ve resmi kurum ve kuruluşlara bu süreçte yapılan toplam mama yardımının 61 tona ulaştığını ifade etti. Talas Belediyesi tarafından ilk kez geçen yıl Ramazan ayında başlatılan Biz Pişirelim Siz Ulaştırın uygulaması bu yılda devam ediyor. Talas Belediyesi tarafından ilk kez geçen yıl Ramazan ayında başlatılan Biz Pişirelim Siz Ulaştırın uygulaması bu yılda devam ediyor. Ramazan ayıyla birlikte başlayan organizasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan yemeklerin dağıtımına eşlik etti. İki yıldır sürdürülen uygulama sayesinde vatandaş belediye işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine el uzatılmış oluyor. Belediye tesislerinde hazırlanan iftarlık yemekler yardıma muhtaç, yaşlı, hasta ve engellilere yine vatandaş eliyle ulaştırılıyor. Ramazan ayı boyunca her gün saat 18'de başlayıp iftar saatine kadar devam edecek uygulama kapsamında Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi Yeni Doğan Mahalle Muhtarlığı önü, Tablakaya Mahallesi Nikah Salonu önü ve Mevlana Mahalle Meydanı Şeffaf Oda önünden paketler halinde yemek dağıtımı yapılacak. Yahyalı Belediye Meclisi Nisan ayı olağan meclis toplantısını yaptı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Başkanlığı'nda toplanan belediye meclisinde biri ek olmak üzere 14 gündem maddesi görüşlere karara bağlandı. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği. Yahyalı Belediye Meclisi Nisan ayı olağan meclis toplantısını yaptı. Meclis toplantısına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlık etti. Belediye Meclisi'nde biri ek olmak üzere 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda bir yıllık başkanlık faaliyet raporu hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Esat Öztürk, insan odaklı, hayatı kolaylaştıran, insaflı yönetim anlayışıyla söz verdiğimiz projeleri bir bir yerine getirmenin mutluluğuyla 2021 yılını tamamladık diye konuştu. Tabii her zaman insan odaklı olduk. Hayatı kolaylaştıran bir anlayışla insaflı yönetmeye gayret ettik. 2021 yılımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Hemşehrilerimizin bizlere verdiği sorumluluğun bilinciyle hazırladığımız gerçekçi bütçelerle ilçemiz ve hemşehrilerimiz için bu dönem içinde ilçemiz meydanını göz dolduran ve gönüllerde iz bırakan adeta kalem kaşı, yüzük taşı gibi güzelleştirdik. Bunlardan da şahitlerisiniz. Meydanımıza insanlarımızın oturup dinlenebilecekleri, sohbet edebilecekleri ve kitap okuyabilecekleri millet kıraathanesi, meydan kafeyi insanlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah bugün de televizyon programımız olacak. Gerçekten geçenlerde de Ramazan öncesi birkaç programda orada çektik. Yani genel insanlar gerçekten gazeteci dostlarımız, Kayseri'de gelen insanlarımız yok böyle bir şey derler. Nisan ayı meclis toplantısında encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda encümen üyeliklerine Hacı Baba Lale ve Abdi Dağcı seçildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kumar oynayan 17 şahsa toplam 90.923 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler Cumhuriyet Mahallesi Umur Sokak'ta ve Tennuri Sokak'ta Alsancak Mahallesi 6215. sokakta bulunan batakhanelere baskın yaptı. Operasyonda 17 şahsa kumar oynamaktan idari işlem düzenlenerek toplamda 30.923 lira para cezası uyguladı.
Kıraathane ve kahvehane sahiplerine ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca oyun masalarından ele geçirilen toplam 1290 lira para, kabahatler kanunu gereğince mülkiyeti kamuya geçirilmesi için ilgili birimlere teslim edildi. Binbir emekle işlenerek eşsiz sanat eserlerine dönüşen tesbihlerin hikayesi gelecek şimdi ekranlarınıza. Kim diyor? Tesbihlerin hikayesi eskilere dayanır, anlamındaysa bir tarih, bir sınır yoktur. Anlamı kadar işlemesi de ayrı bir derinlik taşır tesbih tanelerinin. Kayseri'de Hunat Kültür Medresesi'nde tesbih işleme sanatçısı olan Mustafa Kalaycıgil, işlediği değerli taşları eşsiz sanat eserlerine dönüştürüyor. Sanatçı Mustafa Kalaycıgil, işlediği her taşın ayrı bir önemi olduğunu ifade etti. Şimdi mesela bir kukadan örnek verecek olursak, Osmanlı zamanında da bu biliniyor. Antibakteriyel bir özelliği var. Yani o zamanlarda bile kullanmışlar. Mesela saray mensuplarına falan doktorlar gittiğinde orada ellerinde bir kuka olmazsa içeriye almıyorlarmış. Mesela öyle duyuyoruz, öyle biliyoruz. Ama antibakteriyel olduğu kesin. Bütün ağaçlar aslında antibakteriyel. İçinde reçinli olan her şey antibakteriyel bence. Sıkma kehribarlar olsun, yeni nesil kehribarlar. Onların içerisinde de reçineler var. Fenol reçinesi var. O da aslında bir antibakteriyel. Mustafa Kalaycıgil tutkuyla yaptığı bu sanatta özel siparişler aldığını ve çalışmalarında ciddi bir konsantre olunması gerektiğini vurguladı. Kesinlikle tabii ki. Sabır terapisi. Özel siparişler alıyorum. İşte müşteri geliyor veya arkadaşlarımız, dostlarımız geliyorlar. Özellikle hangi malzeme olacağını söylüyorlar. Modeli çok önemli. Bazıları işleme yaptırıyor falan. O şekilde. Konsantre evet çok önemli. Çok dikkat etmem. Aslında burayı benim kapatıp çalışmam gerekiyor konsantremin bozulmaması için ama nasıl söyleyeyim? Buradan bir müşteri geliyor, bir misafir geliyor falan. Genelde toparlanmaya çalışıyoruz ama zor oluyor burada. Hem dışarıya açık bir dükkan, hem burada sanatsal faaliyetlerde bulunurken. Mesela bu bilezikte çiçek ve yaprak işlemesi yaptım. Buna 20-25 dakika çalıştığım zaman en az benim bir yarım saat dinlenmem gerekiyor. Çünkü bütün vücudumla, beynim dahil, konsantremi buna verdiğim zaman ciddi bir şekilde yorulma hissediyorum. Ve biraz zaman geçmesi gerekiyor. Tekrar toparlanıyorum, tekrar zor iş yani, biraz zor. Efendim, Kayseri Spor Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takımda kötü gidişat devam ediyor. Kayseri Spor Lig'de oynadığı son 5 maçta 5 mağlubiyet alarak 38 puanda kaldı. Üst üste ligde 5. mağlubiyetini alan Kayseri Spor'da moraller bozuk. 2 deplasmanda 3 de iç sahada kaybeden Kayseri Spor kalesinde tam 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 5 maçın 3'ünde kalesinde 3 gol görürken bir maçta 2 gol ve bir maçta ise 4 gol gördü. Bu maçlarda kalesinde toplam 15 gol gören Kayseri Spor, rakip kalelere ise 5 gol attı. Evet değerli izleyenler, Haber ve Spor'daki gelişmeleri sizlere aktardık. Ana haber bültenini burada noktaladık efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.